Hayırlı akşamlar sevgili izleyicilerimiz. Akit TV ekranlarına Kayıt Dışı Tarih programına hoş geldiniz efendim. Bir cumartesi klasiği diyoruz Kayıt Dışı Tarih programı için. Ve bugün de yine 2 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız. Tarihçi yazar Mustafa Armağan hocamızla evlerinize misafir olup Akit TV ekranlarında tarihimizin pek kayıt düşülmemiş kısımlarını ekrana taşımaya çalışacağız efendim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz ekranlarınızın başına. Hocam siz de stüdyomuza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Bir hafta geçti aradan, görmedik bir haftadır birbirimizi. İyisiniz evet. İnşallah. Vallahi şükürler olsun Rabbim. Allah iyilik afiyet versin. Bu günümüzü aratmasın derler eskiler de. Evet. Allah bu günlerimizi aratmasın, cümle seyircilerimizin de aynı şekilde. Sağlık, sıhhat, afiyet ve ömürlerine bereket amin nasip etsin. İnşallah. Şimdi sevgili izleyiciler, bizim WhatsApp numaramıza mesajlarınızı gönderebilirsiniz. İkinci bölümde fırsat buldukça Mustafa Armağan hocamıza sorularınızı yönelteceğiz. Konumuz bugün önemli. Bugüne de ışık tutan, bugünün de tartışması olan konular. Geçmişte ne, nasıl olmuş? Birazcık onları araştırırken tabii günümüze de, günümüz tartışmalarına da açıkçası bir veri aktarımı yapmak için önemli bir husus. Sizler de tabii böyle gündem dışı bazen sorular olabiliyor ama kısa bir soru ve kısa bir cevap verebilme imkanını bize sunabilirseniz çok seviniriz elbette diyelim. Ve bugün aynı zamanda Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nin aslına rücu ettirilmesinin yıl dönümü. Ne diyorsunuz hocam? Evet. Bugün özel bir gün hakikaten. Vallahi geçen sene tam bugün işte Danıştay evet. O ünlü açıklamayı yapmıştı ve işte Ayasofya'nın önündeki hukuki engellerin zaten yoktu bunun olmadığını evet. En çok söylediğimiz mekanlardan evet. Birisi de burasıydı. Böyle bir engel yoktu. Fakat birileri var diyordu. Bunun olmadığını en yetkili hukuk mercilerinden birisi dile getirmiş oldu. Tabii o günün sevinci, işte duygular, şelale diyor ya. Evet. Bu anlar işte gidip tekrar içeriye girmeye çalıştık. Yine sokmadılar evet. Falan filan. Ama o özellikle galiba bir 14 gün filan sürdü. 24'ün evet. Ne kadar ki evet. Süreçte. O geçmek bilmedi o 2 hafta. Şimdi dolayısıyla bu biz özellikle bu meseleyi gündemde tutmaya çalışan yıllar yılı işte Ayasofya açılacak, zincirler kırılacak diye işte kitaplar yazı yaza, programlar yapa yapa, yazılar kaleme ala ala bu meseleyi gündemde tutan birisi olarak bunun heyecanına payan olmuyor gerçekten. Oydu ve o ilk gün, ilk namaz kıldığımız gün bir arkadaş sonradan diyor ya senin gözlerin dolu doluydu. Çok başka evet. Bir atmosferdeydin falan. Gerçekten de öyleydim. Çünkü Fatih Sultan Mehmet'in, Akşemseddin'in ve o fetih gazilerinin secde ettiği mekanlara yeniden secde etmenin büyük mutluluğunu, evet. Bahtiyarlığını asla unutmayacağım. Ve unutturmayacağız da inşallah. Bu, İnşallah. Bunların kıymetini bilelim. Yani bugün İnşallah. Diyanet İşleri Başkanlığımız bir açıklama yayınlamış. Orada da onu söylüyor. Yani bunların kıymetini bileceğimizi düşünüyorum ve bunlara sık sık temas ederek Ayasofya Camii'nin önemine, değerine, açılmış olmasına dair hususlara değinerek bu meselenin gündemde kalmasını sağlamamız gerekiyor. Evet. Sık sık da gitmemiz galiba. Ve o tabii yani bundan sonrası sanki daha önemli hocam. Sebebine gelince tabii bu şuuru yıllar yılı siz hakikaten yani özellikle bilhassa gençlere aşılamaya çalıştınız. Ben her Ayasofya konusu gündeme geldiğinde hep şunu söylüyorum yani biz o 2 hafta boyunca her gün yayın yaptık Akit TV'de. Sürekli bir muhabir arkadaşımız Ayasofya Camii'nin önündeydi ve mikrofon tutuyordu vatandaşa. Her mikrofon uzattığı öyle bir anlatıyor ki yani Ayasofya
Kebir Cami Şerif. Değil mi? Yani bu konuştuklarımızın, yani yazdıklarımızın, gündemde evet. tuttuklarımızın topluma nasıl yansıdığını evet. görmüş olduk evet. orada. Evet. Yani bu, ben o zaman çok mutlu olmuştum yani, gerçekten elhamdülillah. Yani biri karşılık bulması, insanların bu kadar şuurlu olması ve zaten açıldığı günden bu yana da hiç boş geçmedi. Ve bütün tabii pandemi koşullarına, şartlarına ve tedbirlerine uygun olarak halen de daha devam ediyor. Bir yıl geride kaldı. Nice yıllara diyelim artık inşallah. Nice yüzyıllara. Yüzyıllara. Evet, ve bir daha da böyle bir garabet inşallah yaşanmaz. Fethin sembolü Ayasofya ilelebet özgür bir şekilde kalır. Zincir tekrar vurulmaz diye dua ediyoruz. Ama sahip çıkmamız şart. Kesinlikle. Yani Ayasofya'nın isminden başlayıp ruhuna kadar her şeyine sahip çıkmamız şart. Çünkü neyi göstermiş oldu bize Ayasofya meselesinde başarıya Cenab-ı Hakk'ın bizi nail etmesi? Neredeyse 70 yıl boyunca bıkmadan, usanmadan üstadlarımız, büyüklerimiz bu meseleyi gündemde tuttular. Konferanslar verdiler, evet. yazılar yazdılar, mitingler yaptılar. İşte Erbakan Hoca'nın mitingleri yahut başka gruplarda bu mitingleri yaptı. Ve herkes birbirine bunu anlatmaya çalıştı. Yazanlar yazdı, hukukçular çalıştı. Yani hepimiz ödevimize çalıştık. Evet. Ve bunun hukuken, tarihen ve siyaseten başka türlü bir yolunun olmadığını, bir hata yapılmıştır. Bu hatanın hesabını sormak ahirete kalmıştır ama bugün bu hatanın düzeltilmesi lazımdır dedik. Ayasofya'nın camiye kapatılması, namaza kapatılması Fatih Sultan Mehmed'in özür dilemesidir dedik. Yani Batı'dan özür dilemesi, sanki ya o bu işlerden anlamıyordu fazla biz. Kusuruna bakmayın. Değil mi? Biz onun yerine doğrusunu yaptık, sizden özür diliyoruz demiş oluyorduk. Ama buna rağmen biz kalkıp fetih kutlamaları yapıyorduk. Şimdi Zuhaf, bir taraftan fetih kutlaması, öbür taraftan Fatih'i dışlayan, Fatih'i bir bakıma bize bıraktığı emaneti başkalarına teslim edip Fatih Sultan Mehmed'i kucakladığımızı iddia edemeyecektik. Bu hep eksik kalacaktı. İçimizde bir yerde bu vicdanımız kanıyordu. Dolayısıyla bu dönem hakikaten güzel bir iş yapıldı. Hem ecdadın ruhu şad edildi, hem de bugünkü insanlara bakın ne dediler. Yani şimdi yalan bunların iliklerine işlemiş. Ne diyorlardı efendim? Ayasofya insanlığın evrensel mirası. Biz ne diyorduk? Cami olduğunda evrenselliğinden ne kaybedecek? Yani müze olması, cami olmasından daha evrensel yapmıyor ki onu. Tam tersine diyorduk. Ayasofya bir mabet. Bir mabet olduğu için, kutsallık orada tüttüğü için, 1000 yıl, 900 yıl kilise olarak, 500 yıl cami olarak kutsal bir mekandı. Siz orada turistleri gayri ahlaki ve gayri dini bir şekilde kılık kıyafetleriyle, ayakkabılarıyla, kahkahalarıyla, şunlarla bunlarla oraya doldurduğunuz zaman Ayasofya'ya da hakaret etmiş oluyorsunuz. Kilise haline de hakaret etmiş oluyorsunuz, cami haline de hakaret etmiş oluyorsunuz diyorduk. Evet. Nitekim öyle oldu. Şimdi giremeyen bir tane turist var mı? Yok tabii. Gidecek, orada 5-10 liraya bir kıyafet satılıyor. Onu alacak, güzelce giyinecek. İlk başlarda, ilk günlerde birkaç uygun olmayan şey oldu. O denetim tam kurulamamıştı ama şu anda artık kimin nasıl gireceği, nasıl davranacağı. Şimdi içeride insan ibadet eden ediyor, gezen geziyor, resim çektiren çektiriyor ve turistler için canlarına minnet 50-60 lirada giriş parası evet. ödemiyorlar. Üstelik biz de onu söylüyorduk. 6-7 saat gezebiliyorlardı. Şimdi gecenin 11'ine kadar, hatta sabaha kadar da açık ben diyorum şu anda. İstedikleri zaman gelip geziyorlar ve
fotoğrafını çekiyor, hatırasını alıp gidiyor. Dolayısıyla bir şey kaybetmediği gibi birçok önemli mesaj bize vermiş oldu Ayasofya'nın açılması. En önemlisi de başta da söylediğim gibi bir davaya odaklanıp onun arkasında durmanın ne kadar mühim ve sonuç getirici olduğunu Ayasofya bir buz kıran gemisi gibi bizi bir bakıma eğitti, öğretti ve davanızın arkasında durun. Davanızdan vazgeçmeyin. Davanızdan vazgeçerseniz kaybedersiniz. Davasını kazananlar arkasında sımsıkı, dimdik duranlardır mesajını vermiştir. Bu mesaj alınmıştır diye de düşünüyorum. Evet. İnşallah dediğimiz gibi bundan sonrası tabii bu işin kıymetini bilmek. Hakikaten yani arada bir böyle İstanbul gezilerinde muhakkak yolu oraya düşürmek her zaman belki gidilemeyebilir belki yani İstanbul'un diğer yerlerinden ama İstanbul'a uğrayanlar gitsinler kardeşim yani bu kadar yıl beklediğimiz bir Ayasofya İstanbul'da ilk olarak oraya gitsinler. Tabii. Ya bıraksınlar diğer yerleri başka zamanda tabii gezebilirler ama Ayasofya artık bizim birinci önceliğimiz olmalı. Ayasofya sonra Sultanahmet, Topkapı. Evet. Bu üçlüyü tamamlayıp böyle devam etsinler. Geçen pazar günü ben Gün Başlıyor programını sunuyordum hocam. Orada bir mesaj gelmişti. Hakikaten çok yüreğimi sızlattı. Pazar günü, bunu bilmiyorum buna yani pandeminin etkisi var mı yok mu ama bir izleyicimiz yazmıştı. İşte Süleymaniye Camii'nde bu sabah namazında 9 kişi vardık dedi. Yani artık bu yani izleyicimiz herhalde durduk yere böyle yok, kötü bir doğrudur şey doğrudur hali yok hani ama beni çok etkiledi yani biz peki ne yapmamız lazım yani bu sahip çıkma işte bu şuur şimdi çok önemli bir güzel bir noktaya temas etmiş oldu kardeşimiz siz de bunu gündeme getirmekle yaptınız benim de içimde bir yaradır bu şimdi maalesef bunu rahmetli Mehmet Şevket İlgi çok sık gündeme getirildi. Tarihi yarımadayı boşaltıyoruz. Evet. Tarihi yarımadada oturulmuyor. Yani şu anda biraz Koca Mustafa Paşa tarafında, biraz Fatih civarında bir nüfus yoğunluğu var gibi görünüyor. Ama onun dışında Eminönü bölgesi, Süleymaniye bölgesi, yurtlar falan olmasa tamamen... Evet, saat 10'dan sonra kuş uçmaz, kendine geçmez bir hale dönüşüyor. Yani bir yurtlar var, bir de oteller var, işte kafeteryalar var, bilmem neler var. Yani mukim nüfus kalmıyor. Evet. Asıl tehlike bu. Onun için zaten Eminönü Belediyesi'ni kaldırdılar Fatih'le birleştirdiler. Çünkü Eminönü'nde nüfus yok. Evet. Yani en son 5000 ne kadar inmişti şimdi. 5000 kişinin oy verdiği bir yerde belediye seçimi bir de İstanbul gibi İstanbul'un kalbinin attığı bir yerde belediye seçiminin yapılması. Şimdi mesela burada çok tehlikeli oyunlar oynanıyordu. Devlet burada harekete geçti. Evet. Bir refleksle onu kurtardı. Ama aynı şey Fatih'in de başına geliyor. Ben Fatih'te mesela esnafla konuşurken işte tanıyorlar. Böyle, hocam gelin şey yapalım ya kuru yemiş ikram edelim falan. zaman zaman böyle uğruyorum ve diyorlar Fatih boşalıyor. Yani o bölgenin yerli nüfusu artık şehrin dış kısımlarına gidiyor. Buraya daha düşük segmentte gelir seviyesinde insanlar geliyor yahut Araplar, şunlar bunlar geliyor. Dolayısıyla Fatih artık eski Fatih sakinleri burada çok azaldı ve giderek bu azalma diğerleri çoğaldıkça artıyor. Şimdi işin bir kısmı bu. İkincisi Sultanahmet, Ayasofya, Yeni Cami, yani bizim o muhteşem mimari mirasımızı temsil eden eserler Süleymaniye'de dahil olmak üzere. Gündüz biraz, çünkü bir esnaf tabii şeyi var orada, işte yoğunluğu var. Hani öğle ve ikindi namazları kısmen daha
kalabalık olabiliyor. Ama akşam, hele hele yatsı ve sabah namazlarında, şimdi orada kılabilmek için uzak yerlerden gitmesi lazım insanın. Bir de ispark problemi varmış herhalde. Sevgili izleyicimiz mesaj gönderirken onu da yazmıştı. Yani arabamızı park edemiyoruz ki, nasıl gidelim? Size para vereceksin. Tabii bir de. Değnekçilerle uğraşacaksın. Yani böyle de bir durum var. O acilen hani biz bunu gündeme getirelim ki bir çalışma yapılsın, bir şey olsun. Yani belki namaz vakitlerinde, hiç değilse sabah namaz vaktinde, işte ücretli mi bilmiyorum ama o ücretsizliği hali dönüştürülsün. Yani falan. Bunu tabii 1970'lerin ortamında Mehmet Şevket Eygi rahmetli Bugün gazetesini çıkarırdı. Ben o zaman işte çocuktum, babam alırdı falan. Evet. Her pazar sabahı bir vilayette sabah namazında buluşmalar düzenlerdi. Hiçbir şey yapılmıyor. Sadece diyelim Bursa'da Ulu Cami'de falanca pazar günü sabah olacağız. Ne yapacağız? Namaz kılacağız. Ya ben Ulu Cami'nin öyle namaz kılanlarla dolu olduğunu, cemaatle dolu olduğunu bir cuma namazlarında, bir bayram namazlarında bilirdim. Ama gittim babamla, zor son saflarda bir yer böyle bulabildik kendimize ki Bursa'nın yerlisiyiz. Yani uzun zamandır Bursa'dayız. Evet. Dolayısıyla bu mesela sabah namazlarına ilgiyi artırdı, bir şey verdi insanlara, sabah namazı şuuru kazandırma noktasında güzel bir şey oldu. Şimdi böyle çalışmalar yapılması lazım. Sadece burası için demiyorum, genel olarak. Ama bu bölge, yani bizim tarihi yarımada dediğimiz bölge, kısmen bahsettiğim gibi Fatih ve Koca Mustafa Paşa civarı, işte biraz daha şu anda sakinleri, yani mahalle sakinleri, mukim nüfusun olduğu yerler olması bakımından kısmen cemaat var. Ama özellikle Aksaray'dan, Laleli'den yukarıya olan tarafta gündüz esnaf ne kadar gidiyorsa gidiyor. Yatsı ve sabah namazlarında burada şey olmuyor. Bunu nasıl teşvik ederiz? İnsanlara işte o pazar sabahı bir yerde buluşma alışkanlığı gibi bir şey, en azından bir gün bunu kazandırabilir miyiz? Bu tabii bizim işimiz değil. Yani Diyanet'in mesela böyle bir organizasyon, bir sivil toplum kuruluşlarıyla beraber böyle şeyler yapması filan gibi şeyler düşünülebilir. Bunu ararlarsa beraber konuşabiliriz ama burada bir fikir olarak bunu gündeme getirelim. Üzerinde durulması gereken bir şey bu. Son olarak da şunu söyleyeyim. Ben Pakistan'a da gittim. Yani çok fazla dünyada ülke gezmedim ama İslam ülkelerini, yani Mısır'a, Suriye'ye, işte Filistin'e, Kudüs'e falan gittim. Ama şunu söyleyeyim. Türk dünyası hariç, yani bizim Türkiye Cumhuriyetler hariç, onlar bizden daha kötü bir vaziyetteler. Ama kısmen cuma namazlarında, kısmen de galiba işte ona rastlamadım ama bayram namazlarında orada da bir kalabalık oluyor. Ama onların durumu bizden daha vahim. Malum üzerlerinden bir ateist devlet silindiri geçti. Ama bize ne oldu yani, ben bunu anlamıyorum. Şimdi mesela Suriye'de benim gittiğim dönemde, maalesef bu güzel ülkede mahvedildi. Suriye'de ya camiler dolu. Normal namaz vaktinde, yani ezan okunuyor. Tabii hemen bizim de bir imamların böyle bir aceleciliği var. Bunu Diyanet nasıl düzenler bilmiyorum. Hemen ezan okunur okunmaz Allahu Ekber. Yani şimdi bir cemaatin gelmesi hafiften şöyle bir beklenir değil mi? Bir şey düşün. Mesela evindesin ve akşam namazını işte duydun, ezan okundu. Şimdi kalkıp farza yetişebilir misin? Mümkün değil ya. Zor. Yani, koştura koştura gidiyorduk yani. Yani duyduktan sonra gitmen için. Ki o da iyi bir şey değil, caiz değil yani, soluk soluğa safa yetişmek. Yani hele abdestin yoksa, bir de abdest al, bilmem ne yap falan da, o şeyde namaz bitmiş olacak. Tabii. Yani bunu mesela en azından bir 10 dakika geç kılınsın, ne olacak yani bu kadar böyle koştura koştura. Mühim olan, yani burada bir şey var, bunu din adamları demek ki oralarda şey yapmışlar. Yani çok
kalabalık cemaatle kılmak mı şey yoksa erken kılmak mı daha eftal diye zannediyorum bir şey yapılmış. Ve hani daha fazla cemaat gelirse toplu kılmanın daha eftal olduğu noktasında zannediyorum bir iştahat yapılmış. Ve mesela Kudüs'te de aynı şekilde ezan okunuyor. Ben gittim hemen o sırada abdestim vardı girdim bir Özbekler Tekkesi diye bir yer var. Ama baktım insanlar oturuyor içeride. Niye oturuyorsunuz dedim. Namaz vakti gelmedi. Ezan okunuyor dedim. Dedi o bekleyeceğiz daha. Bir 10-15 dakika beklendi. Hakikaten sonra insanlar işte kollarını çemreye çemreye geldiler falan. Yani bir güzel bir cemaat oldu. Namaz kılındı. Şimdi bu da işin bir başka tarafı. Fakat söylemek istediğim Türkiye'de bu din aleyhtarı politikalar 1920'lerden başlayıp 30'lar, 40'lar, 50'lere kadar devam eden, insanları camilerden uzaklaştıran, burada anlatmıştık Türkçe ezan, işte camiden insanlar niye uzaklaşıyor falan. Yani cemaat alışkanlığı kırılmış Türkiye'de. Muhtemelen ondan önce böyle değildik. Ya bu kırıldıktan sonra bir daha bunu tamir etmek kolay olmuyor gördüğünüz gibi. Ne kadar yaparsak yapalım bu alışkanlığı tekrar kazanmak kolay olmuyor. Bunun için ne yapabiliriz? Bunu da en azından alakadarların gündeme getirelim. Biz konuşalım biz hocam gündeme olalım. Getirelim ya. Yani şimdi madem ki biz ecdadın hayatını anlamaya çalışıyoruz. Onların hayatı nasıldı iyi kötü bir kapı aralıyoruz bir bakıyoruz pencereden nasıl yaşıyorlarmış diye. Evet. Günümüzü de iyi kötü ya bununla ilgili bir çalışma yapılsın. Hiç değilse camilerimiz yeniden böyle bir manevi olarak ayağa kaldırılsın. Yani bu yapılamayacak bir şey değil ki ya. İki tane akşam programı organize edersin her mahallede. Bir duyurusunu yaparsın. Cuma'dan mesela bir haftalık efendim bir program belirlersin. Konumuz bugün işte aile hayatı. İkinci gün işte Kurban Bayramı'nın fazileti. Ne bileyim hani yani bir ders programı gibi şeklinde. Bir meclise dönüşmüş olur. Yani orada bir mahalleli gelir. Efendim bir etkinlik olur, bir şey olur. Yani şimdi namazı kılalım, çıkalım. Namazı kılalım, çıkalımdan da bir adım daha adım atılması lazım. Doğru. Yani. Bununla ilgili de bazı çalışmalar yapıldığına dair bilgiler alıyorum ama İnşallah. Korona dönemi buna büyük bir sekte vurdu. İnşallah bu dönem bitiyor. Artık bundan sonra daha rahat böyle şey ve insanlar da biraz artık iştahlı yani bir araya gelmek, Tabii. konuşmak falan filan. Onun için bu dönemi belki bir şey gibi kullanıp, tramplen gibi kullanıp bunu değerlendirmekte Kesinlikle. Fayda olacaktır. Hayır olsun diyelim inşallah. Ama tabii bize de böyle mesajlar gelince biz de ya ne oluyor acaba diye bir şöyle bir konuşalım dedik. Hocam da güzel izah etti. Hakikaten orada özellikle Selahattin camilerimizin etrafındaki nüfusun giderek azalması, yarımadanın tamamen boşaltılması nüfus anlamında orada tabii ki nasıl olacak? Özel organizasyonlarla ancak taşıma suyuyla orada camilerin cemaati doldurulması yani, lazım. Şevket Eygi rahmetli belki buralarda da söylemiştir devamlı. Gentrification diye bir kelime var, bir kavram var. Hı hı. Yani soylulaştırma, asilleştirme anlamında bir İngilizce terim bu. Şehirlerde, tarihi şehirlerde kaçınılmaz olarak o eskiyor binalar, onları yenileyemedikleri Tabii. zaman insanlar, kaliteli insanlar yani okumuş, yazmış, görgülü, şehirli insanlar oralarda yaşayamaz hale geliyor. Ve yavaş yavaş gittikleri zaman yerlerine daha alt düzeyde işte işçiler bilmem toplu olarak orada ucuz olduğu için kalan işte 10 kişi bir ev tutuyor hepsi birden kalıyor filan. Yavaş yavaş oranın şeyi değişiyor ve bu insanlar diğerlerine kaçmaya başlıyor. Bunun tersini yapalım demişti. Defalarca bunun duyurusunu yaptı. Kendisi de gitti. Ayasofya Camii'nin altında Can Kotaran semtine yakın bir yerde bir bina satın aldı. Eski bir bina. Orayı işte kendince dekore etti. Kütüphanesini bilmem
hat levhalarını falan oraya şey yaptı. Ben gittiğim zaman orada kendisiyle görüşüyordum. Güzel böyle bir bahçeli bir ev bulmuş falan. Ve şunu söylüyordu. Ya Türkiye'nin bu kadar zengini var. Yani bunların bir büyük önemli bir kısmı da muhafazakar. Ya gelin buradan birer ev alın. Onu düzeltin. Güzelleştirin. Burada yaşamaya çalışın. Yani bir şey olsun. Böylece o bölge asilleşsin. Yani böyle işte bir takım kopuk tiplerin bilmem işte şunların bunların evet. Sadece bir takım değnekçilerin yahut otellerin, restoranların egemenliğini bırakmayalım. Buralara gelelim ve böylece o bölgeler yeniden yaşanır hale gelsin demişti. Kendisi de öncülük etmişti ama maalesef bu çağrısı karşılık bulmadı. Ama bu mesele bence belediyelerin olsun, işte Şehir Çevre Bakanlığı'nın olsun, evet. Başka kurumların olsun üzerinde kafa yormamız gereken en önemli meselelerden bir tanesi ki işte o zaman yavaş yavaş insanlar böyle bir çevrede oturmak için yavaş yavaş o bölgelere gitmeye başlayacaklar. Oraların kaderi değişir. Çünkü bunu Batı'da böyle yaptılar. Evet. Yani mesela Londra'da, şurada, burada bu uygulama, bu dediğim gentrification uygulaması orada yapıldı. Başarılı sonuçlar alındı. Niye biz de yapmayalım? Buraları terk edelim değil mi? Kesinlikle. Turistlere. Buldukları her binayı kafe yapıyorlar hocam. Yani kafe, restoran. Kafe ne kadar, nereye kadar yani evet. Bu kafe? Evet, şimdi yavaş yavaş sevgili yönetmenim diyor ki esas gündeme gelin. Yoksa başka bir program olacak diyor. Yapıyor. Ama tabii şöyle ufak bir hasbihal yaptık, bir dertleştik. Yani sizin de büyük ihtimal derdinizdir bu diye tahmin ettik. Şimdi sevgili izleyicilerimiz, fragmanımızı izleyen sevgili izleyicilerimiz bilirler bugün ne konuşacağımızı. Efendim, tek parti, yani şöyle söyleyelim aslında. Bugün yapılan her yatırım, efendim o kadar para oraya niye harcanıyor? Vay bu israf, vay işte kamunun parası neden böyle yerlere harcanıyor gibi böyle çeşitli siyasi eleştiriler var. Peki bu ne derece doğru? Bunun bir yani aslı astarı nedir? Aslında ne yapılmak isteniyor? Bunu tabii geçmişe bakarak da öğrenebilir ve yorumlayabiliriz. Dolayısıyla bugünkü konumuz tek parti dönemindeki o israf ya da tarihimizde tarih boyunca yani imza atılan israf ama büyük bir kısmı, önemli bir kısmı tabii tek parti döneminde yaşanan şeyler olduğu için söylüyoruz. Ne yapılmıştı, neler yapılmıştı birazcık bunu konuşacağız Mustafa Armağan hocamızla. Şimdi sevgili Zeyt birkaç tane böyle gazete küpürü yayınlıyor ekranımıza. Onlara bakacağız ama birazdan. Bakacağız onlara. Evet. Evet hocam. Bu konuyla ilgili sizin de hazırlığınız var. Önünüzde şimdi, kitaplar açılmış. Evet. Nereden başlayacağız? İlham kaynağım bu kitaplar. Şimdi sevgili Mustafa, bugün diyelim ki bir Cumhurbaşkanlığı uçağı tartışması var. İşte Cumhurbaşkanlığı uçağına ne gerek var? İşte ben tarifeli uçakla gitsin. Ya da ben geldiğim zaman tarifeli uçakla gideceğim. Evet. Yahut işte saray yapılıyor. İşte saraya ne gerek var? İşte bu şu kadar elektrik masrafı, bu kadar doğalgaz masrafı falan. Yahut işte makam arabası söz konusu oluyor. Onun işte aynı şekilde makam arabası saltanatı, bunu bitireceğiz, bilmem şöyle yapacağız, böyle yapacağız. Peki bunu diyenler, tabii ağırlıklı olarak Cumhuriyet Halk Partisi muhalefeti bunu söylüyor. Evet. Fakat acaba bunu söylerken o çok gurur duydukları, şerefle yad ettikleri geçmişlerine bakmak ihtiyacını duyuyorlar mı? Yahut da bakabilecek yüzleri var mı? Merak ediyorum. Şimdi biz 1919'da kurulduk. Değil mi? Sivas Kongresi'ni kendi kurultayı kabul ediyorlar. 1919'da kurulduk. İşte 102 yıllık partiyiz
diyorlar. Bunu demekten çekinmiyorlar. Ama bu partinin tarihi içerisinde öyle olaylar var ki bu olayları kabul etmiyorlar ya da görmezden geliyorlar. Yani sanki pirupaklar, sütten çıkmış ak kaşıklar, hiç geçmişte bir yamukları yok, bir şey mümkün mü? Olmaması mümkün mü? Yüzyıllık bir bagajınız var sırtınızda. Ama sanki hiç böyle bir şey yokmuş gibi. Aa, ne kadar güzel işte, sanki tarih boyunca hep böyle özgürlüklerin peşinde koşmuşlar da insanları mutlu etmişler falan filan gibi bir algı şey yapıyorlar. Bununla konuştuk. Sabahattin Ali'yi öldüren onlar, arkasından bugün bizden daha fazla ağlayan yine onlar. Evet. Nazım Hikmet'i 36 yıl hapse mahkum ettirip bunun işte 12-13 yılını hapiste geçirten Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı, ama bugün sorsanız en büyük Nazım sevdaları onlar. Aziz Nesin Bursa'ya sürgüne gitti. Ondan sonra defalarca 1946-48 işte Zincirli Hürriyet gazetesinde yazdıkları, Marco Paşa'da yazdıkları, Sabahattin Ali'nin arkadaşıydı, evet, Aziz Nesin. Yani öldürülmediğine şükrediyor. O öldürüldü, ben, evet, kurtuldum. Şimdi Aziz Nesin dediğimiz zaman, işte Aziz Nesin büyük yazar bilmem ne. Ya biz hiç buna zulmettik, hapsettik, sürgün ettik. Yani o tarihlerin nasıl oluyor da kafalarından siliyorlar ve bu kadar pişkince davranabiliyorlar? Doğrusu hayret verici bir hadise. Dolayısıyla bu kendi tarihleri içerisinde yaşanmış olan şeyleri sahipleniyorlarsa biz de diyoruz ki bakın bunlar var. Bunları da sahipleniyor musunuz? Hı hı. Bunları sahiplenmiyorsanız, tarihinizden o kısımları çekip çıkarttıysanız, o zaman söyleyin deyin ki biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarihindeki bazı kısımları sahipleniyoruz, bazı kısımları sahiplenmiyoruz. Sahiplenmediğimiz kısımlarda aynen sizin gibi düşünüyoruz. Allah kahretsin, o zaman bu yanlışları yapmışız. Şöyledir, böyledir. Bunu söylesinler. Ama bunu da söylemiyorlar. Evet. O zaman biz de diyoruz ki, hani nöbetçi tarihçi olarak, öyle uyumayan tarihçi olarak, diyoruz ki bakın sizin tarihinizde bunlar var. Çünkü biz bunları hatırlatmadığımız zaman, bugün o yılları yaşamamış olup da bile okumamış olan, araştırmamış olan gençler bunları hep böyle bir takım özgürlük şarkıları söyleyen bir taife zannedebiliyor. Buna kapılabiliyorlar. Dolayısıyla bunların nasıl bukalemun mizaçlı insanlar olduklarını herkesin görmesini sağlamak için zaman zaman bu meseleleri gündeme getiriyoruz. Köy enstitüleri olayını anlattık burada. Türkçe ezanı anlattık. Efendim işte dine yaptıkları baskıları, zulümleri işledik. Keza birçok başka meselede de bunları gündeme getirdik. Şimdi de bu özel yat, özel işte makam arabası falan filan tartışması, uçak, evet, tabii o zaman uçak pek fazla yok. Bunları bir konuşalım bakalım. Kendi tarihleri içerisinde neler olmuş, ona bir bakalım. Şimdi burada üzerinde duracağımız birkaç husus var. Onlardan bir tanesi beyaz tren meselesi. Beyaz tren, hani İsmet Özel'in Celladıma Gülümserken diye bir şiiri var. Orada milli şefin treni niye beyaz? Niçin beyaz diye bir mısra var. O hep kafama takılmıştı o zaman. Niye beyaz tren, niye, niçin beyaz, niçin beyaz? Çünkü kara tren normalde halkın bindiği, evet, tren. Kara tren öyle derler değil mi Anadolu'da? Evet. Çünkü o çuf çuf çuf. Türküsü de vardır hatta. Evet. Kara tren gecikir belki hiç gelmez diye. Halkın kara tren, bunlar beyaz tren. Yani halktan farklı olacak değil mi? Evet. Daha nezih olacak falan. Şimdi buradan başlayabiliriz. Ama istersen şu Savarona meselesini bir kısaca konuşalım. Çünkü Savarona bir kraliyete bağlı olmayan dünyanın en pahalı yatı.
İngiltere Kralı Türkiye'ye geldiği zaman kendi yatıyla mı geldi? Bilmiyorum hocam. 1936. Daha biz savarına alınmamıştı o tarih. Hı. İngiltere Kralı 8. Edward İstanbul'a kiralık bir yatla gelmişti. Kiralık bir yat, Nahrin diye. Gittiler, kiraladılar. Krala verdiler. Kiralık yatla geldi adam. Kendi kraliyet yatıyla gelmedi. İngiltere'den bahsediyoruz. Mozambik'ten, Madagaskar'dan değil. Evet. Yani dünyanın en büyük, en güçlü ekonomisi olan bir devletten bahsediyoruz. İngiltere Kralı Türkiye'ye kiralık yatla gelmiştir. Ne eksildi? Şerefi mi eksildi? İtibarı mı eksildi? Hayır. Kral kraldır. Bindiği araç ona bir şeref kazandırmaz. O bindiği araca şeref kazandırır. Evet. Eğer gerçekten şerefliyse, onurluysa. Dolayısıyla ne yaptı? Geldi Türkiye'de. İşte birkaç gün kaldı ve gezisine devam etti. Şimdi 1937 yılında Türkiye'de bir yat almak için faaliyet başlıyor. Ve bu yatı işte şey yapsak, İngiltere Kralı Edward geldiği zaman onun böyle kralların farklı üniformaları var. Yani general üniforması giyebiliyorlar yahut amiral üniforması giyebiliyorlar. Yani kralların fahri üniformaları oluyor bu şekilde. O da beyaz, o İngiliz donanmasını, beyaz İngiliz amirali kıyafetiyle Sultan Abdülhamid'in almış olduğu Ertuğrul yatı vardı. İsmi Ertuğrul yatıydı. Bu yata davet edildi. Bu yatta seyahat ederken, tabii Ertuğrul yatı yaşlı bir yat. 1800 zannediyorum 80'ler, 90'larda yapılmış. Kömürle çalışıyor ve kurumlar bacadan kralın omuzlarına böyle kurum parçaları dökülmüş. Şimdi beyaz elbisenin üzerinde de bu kurum parçaları görülmüş. Ve Atatürk de bundan çok üzüntü duymuş. Yani koskoca kralın, İngiltere kralının elbisesinde kurum izleri var. Bundan çok üzüntü duymuş. Bunun üzerine etrafındaki insanlar ya öyleyse bizim işte çok iyi bir yatımız olması lazım falan diye, Denizbank bilmem ne falan var o tarihlerde. Ve bu yatın hangisi olacağına dair böyle bakıyorlar. Dünyada işte iyi bir yat, devletin kendi yatı olacak, devlet başkanına mahsus bir yat bakıyorlar. Fakat hiçbirisi böyle çok onları şey yapmıyor. Yeni bir şey yaptıralım diyorlar ama yeni bir şey hem zaman alacak çünkü bunlar öyle fabrikasyon değil. Evet. Özel tasarım, işte istekler söyleniyor, onlara göre yapılıyor falan. O da zaman alıyor, 3-5 sene alacak. Bir de maliyet hesabı yapıyorlar falan. Bir taraftan da Mustafa Kemal'in hastalığı ilerlemiş. Hani çok şey yapmadan, hastalığı ilerlemeden ona bir yat alalım. İşte gezsin, biraz hastalığını unutsun falan gibi kaygılarla araştırma yaparken bir anda Hamburg limanında bir yatın beklemekte olduğunu öğreniyorlar ya da kendilerine haber veriliyor. Yani araştırma yaparken bunu buluyorlar. Bu yatın peşine düşüyorlar. Dünyanın en lüks, en büyük ve en pahalı yatı olarak yaptırıldığını öğreniyorlar. Kim yaptırmış? Bir Amerikalı milyarder, petrol milyarderi. Kızı, neyse kızının ismini şimdi hatırlayamadım. Çok seviyor kızını. Buna diyor ki ben özel bir yat yaptıracağım. Ne kadarsa parası, daha önceden yaptırmış bunu.
Savarona da bu siyah kuğu demekmiş. Yani Avustralya yerli dilinde öyleymiş. Biliyorsunuz siyah kuğu yok zannediliyordu. Avustralya keşfedilmeden önce hep kuğular beyaz zannediliyordu ama Avustralya keşfedilince kuğuların siyahları da olduğu anlaşıldı. Avustralyalılar o kuğulara, siyah kuğulara Savarona derlermiş. Öyle de bir isim koyuyor yata. Yat beyaz olmakla birlikte ismini o şekilde koyuyor. Ve bu yatı kızına hediye ediyor. Kızı da ilk hevesle bir dünya turuna çıkıyor işte falan ama içerisinde işte ne bileyim 16. Louis'nin ne bileyim yatak odası var. Bilmem filanca antika bir dönemin işte oturma odası var filan. Mermerleri İtalya'da bilmem ne adasından gelmiş. Çok çok özel malzemeyle ve işçilikle dizayn edilmiş. O günün en pahalı, en lüks yatı. Fakat Amerika Birleşik Devletleri lüks karşıtı olduğu için ve lüks yatlara çok yüksek bir vergi tarh ettiği için bunun vergisini birkaç yıl içerisinde ödeyemez hale geliyor şey. O kadar lüks. Milyarder, yani. Evet. Lüks ve işte ne bileyim şeyin vergisi de ona göre çok yüksek. Kadın bunun üzerine Amerikan limanlarında gemisini bağlatamıyor. Çünkü vergi borcu var, bunu da ödeyemiyor. Ve ne yapayım, ne edeyim? Bu arada işte bir şeye ziyarete gidiyor Almanya'ya falan. Onlar diyorlar ki biz daha ucuza burada limanda, çünkü oraya geldiği zaman daha uygun fiyata orada kalabilir diyorlar. Ve kadın da orada bırakıyor ve soğumuş artık şeyden. Evet. Savarona'dan. Hevesini almış. Fakat bir taraftan Almanlara olan borcu birikiyor. Bir taraftan Amerika'da Amerikan devletine karşı vergi borcu, işte zam geliyor, vergi faiz biniyor üzerine falan. Kadın da bir an önce satmaya çalışıyor. En sonunda şöyle bir noktaya gelindiğini öğreniyoruz bununla ilgili. Almanya'ya bizim vergimizi düşün, üstüne şu kadar bize para verin diye bir anlaşma, yani o şeyi mahsup edecekler. Ondan sonra geri kalan da alacak. Amerika'daki borcunu ödeyecek. Kadın bu işten yırtmaya çalışıyor. Fakat kolay yırtamıyor. Çünkü o günlerde 1937'den bahsediyoruz. 36-37. Bu parayı ödeyecek şey yok ve Hitler de biraz eli sıkı bir adam. Yani şeydi, pazarlık etmeye çalışıyor. Ve o da bu yata göz koymuş çünkü zaten bir kısmı onun olmuş. Evet. Orada bir alacağı da oluşmuş falan. İşte tam bu sırada Türkiye'den bir heyet Almanya'ya gidiyor ve yatı görmeye gidiyorlar. Yatı çok beğeniyorlar ve diyorlar ki bu yatı biz alalım. Ve Hitler'e, Almanlara diyorlar ki bizim bundan şeyimiz var, ne kadar şey varsa bize şey yapın. O da işte zaten kelepire düşmüş vaziyette. Kadın bir an önce kurtulmak istiyor. Ama diyor ya, bir de bunun Amerika'ya olan borcu var. Yani onu da ödenmesi lazım. Neyse, bir pazarlık şu bu falan derken Amerika devreye giriyor. Hitler'i ikna ediyor. Hitler o zaman savaştan önce olduğu için bu yakınlık o tarihte vardı. Ve bu şekilde 1 milyon 250 bin dolara Türkiye'de kişi başı milli gelirin 100 dolar olduğu bir Türkiye'de 1 milyon 250 bin dolara bu yat Türkiye tarafından satın alınıp İstanbul'a getiriliyor. Evet. Şimdi burada 1938 yılında milli gelirimiz 1 milyar 496 bin dolar. Bütün Türkiye'de
milli gelir. Şimdi 1 milyon 250 bin dolara alındığını biliyoruz bu yatın. Evet. Yaklaşık milli gelirin 1/1 oluyor. Milli gelirimizin 1/1 Savarana'ya vermişiz. Bugünkü milli gelirimizle kıyasladığımızda 750 milyar dolar 2019'da bizim milli gelirimiz, 1/1 750 milyon dolar ediyor. 2019 fiyatlarıyla bugün biraz daha yükselmiş olabilir. Şimdi 750 milyon dolarlık bir yattan bahsediyoruz. Evet. Yani 1 milyar dolara yakın. Bu sadece keş, nakit, ödenen para. Milli gelirimizin 1/1. Bir başka türlü hesap yaptığımızda, o günkü altın fiyatlarıyla karşılaştırdığımızda karşımıza daha korkunç bir rakam çıkıyor. Onu da galiba bir caps'te yapmıştım. Evet. Bir ton 16 kilo altın veriyoruz Savarana'ya. Bir ton 16 kilo altın. Evet. Bunu bugün altının gramı 500 lira galiba, değil mi? O civarda. Sen haber sunduğun için. Ben çok fark takip etmiyorum piyasayı. Zeyd'in yatırımı çok, o söylesin. 503'müş hocam. 503. Şimdi 503'ü bir tonla çarptığımız zaman ne çıkar? Reji bize yardımcı olsun. 503 milyon herhalde, değil mi? 503 milyon. Evet. İşte yaklaşık 500 milyonla 750 milyon arasında bir de 16 kilosu var onun. Bir ton 16 kilo altınla alınıyor. Şimdi ya düşünün, ülkede işsizlik var. Ülkede öğretmenler maaş alamıyor. İnegöl'de öğretmenler, Ordu'da öğretmenler feryat, figan, 4 aydır maaş alamadık, 5 aydır maaş alamadık diyenler, efendim işte ot yiyenler, mesela 1930'larda Fethi Okyar bunu şey yapıyor. Çok İstanbul'da kaldırımı olan sokaklar, kaldırımı olan sokakları olmayan yüzlerce semt, hı hı, mahalle, şu bu var. Anadolu'nun hali zaten bu dönemde kalkıp da bir ton altın verip bir yat almanın ne olduğunu idrak sahipleri otursun düşünsünler. Ve bugün Türkiye bir uçak alıyor. Ya Türkiye'nin milli geliri 1 trilyon dolara dayanmış olan bir Türkiye'den bahsediyoruz, değil mi? Bunun yani bir devlet başkanına alınması, o devletin neyidir? Kalkıp da tarifeli uçakla da gidilmez, başkalarının uçağıyla da gidilmez, güvenemezsin. Bu sadece bugün için geçerli değildir. Demirel de böyledir, Özal da böyledir. Ve İnönü de aynı şekilde bir ton altına satın alınmış olan Savarona'ya binerek ne yapmıştır? Yurt içi seyahatlerini yapmıştır. Hatta o arada yurt dışına gitmekte olan bazı bakanlar, Tevfik Rüştü Aras gibi Dışişleri Bakanı'na dahi Savarona yatı tahsis edilmiştir. Ve günlüğü 10 bin lira o zamanın parasıyla. Motorları çalıştığı zaman bir gün çalışması 24 saatte 10 bin lira harcıyor bu. Vergisi var, onu söylemedik. 1 milyon 250 bin doların üzerine bir de bunun vergileri var. Bizim Türkiye'deki vergi mevzuatına göre yaklaşık bu hesaplandığında, yani 1938'den 2020'ye kadar bu geminin devletin de olsa bir vergi, hı hı, şeyi oluyor, borcu oluyor. Bu da yaklaşık olarak bir ton altın ediyor. Etti mi sana 2 ton altın? Ne işimize yarıyor şu anda? Hangi derdimize derman oluyor Savarona? Durduğu yerde para yiyor. Satamıyorsun, kimse almıyor. Parçalayamıyorsun. Tarihi bir hatırası var. Zaten bir yandı, içindeki eşyaların tamamı mahvoldu, değişti.
Dolayısıyla geldiğinden bu yana... Bir operasyonu falan yapmışlardı, öyle haberler çıkmıştı. Bir ara işte bir armatöre bunu kiraladılar. Kiraladılar. Ondan sonra o da Arap şeyhlerine şunlara bunlara veriyormuş. Meğer onlar da orada fuhuş yapıyorlarmış. Bu fuhuş sırasında bir baskın yapılıp Savaron'da da fuhuş baskını diye gazetelere haber oldu. Ve durduğu yerde para yiyen bir makina gibi bugün. Ama onun yerine mesela daha kalıcı bir yatırım yapılabilirdi. Ben de ne gerek var? Dünyanın en pahalı yatını almaya ne gerek var? Daha mütevazi şartlarda ülkenin ayağına göre yorganını uzatabileceği bir yat alınır. Hocam, olur biter. Şimdi Yılmaz Özdil çok akıllı yatırım falan diye savunuyor bunu. Yani borcunu kendisine ödetelim çok istiyorsa. Bu diyor öyle böyle değil yani diyor. Bu çok akıllıca bir yatırım. Yani para ediyor diyor. Alsın kendisi. Devlet satsın. Evet. Çok da güzel reklam da yapar. Yani 250 bin liraya kitap satarız. Onları. Evet. Yani hakikaten anlamakta güçlük çekiyoruz. Dolayısıyla hani geçmişte sanki hiç bunlar yaşanmamış gibi bugün bu cesaretle yani o hafızalarını sildirme operasyonu mu yaptılar artık bilmiyoruz. Ya da sizin dediğiniz gibi kırkıp oralarını attılar. Genelde de zaten sessiz kalıyorlar. Yani sessiz kalmak aslında ikrar yani sükut ikrardan gelir ifadesiyle kabul ediyorlar, görüyorlar ama her şeye rağmen popülist bir yaklaşımla işte ya biz işte bunu vurgulayalım halk işte zaten hani herkes karşı gelir yani bunu bu şekilde vurgulasan bunu böyle bir propaganda malzemesi haline getirirsen bir de pandemi şartları vesaire daha çok sarılacak ama bir de o dönemin şartlarıyla o zamanki icraatları bir değerlendirdiğimiz zaman arada inanılmaz bir fecaat bir durum var yani. Dolayısıyla CHP kendi tarihini de inkar etmediği için ya da dediğiniz gibi ayıplamadığı için. Ya gurur yanlış duyuyor ondan yani benim tabii tarihim işte bilmem şöyle tarihtir böyle tarihtir diyor. Fakat hani bunu söyleyince şimdikiler öyle değil mi diyor mesela bazı kardeşim. Şimdikiler öyleyse o zaman sen niye eleştiriyorsun? Sizinkinden bir farkı yok yani niye eleştiriyorsun ki? Evet. O zaman bugüne dair yaptığın her eleştiri İnönü ve Atatürk için de geçerli demektir. Evet. Onlar da yapmışlar çünkü. Yok onların yaptığı meşru bugünkü gayrimeşru diyemezsin. Tabii. Tarih bir bütündür. Ya doğrudur ya yanlıştır. Dolayısıyla yani biz diyoruz ki evet Savaron'a biraz aşırı bir örnek. Bu bir ton altın verecek bir durumda değildi Türkiye. Daha mütevazi bir şey alınabilirdi. Ben devletin bir cumhurbaşkanına bir yat almasının karşısında olan birisi değilim ama bu kadar pahalı bir şey alması doğru değildi. Ama devletin elbette hele hele uçak gibi işte bir takım güvenlik tedbirlerinin alınması icap eden hocam şimdi şey uçak dediğiniz şey mutlaka olmalı. Zaruri olan bir şey yani ihtiyaç yani bu. Devlet başkanınız bir yerden bir yere güvenli bir şekilde ülkesinden başka bir ülkeye seyahat yapacak, oraya ulaşacak filan. Yani hani bu olmayınca ne oluyor? Bak, önemli bir şey ama bu aynı şey değil ki yani. Bu artık tamamen lüks, keyfi bir hale alıyor yani. Burada nasıl olmuşsa o zaman o etrafındaki insanlar ve bunun ben çok büyük paralar buradan götürüldüğü kanaatindeyim. O zaman Denizbank Genel Müdürü olan Harun İlmen'in oğluyla ben Süreyya İlmen'le konuşmuştum. Ve o bu işlerin içerisinde babam bana çok komisyoncuların ve bir takım milletvekillerinin paralar götürdüklerini çünkü bu işler biraz yemleme diyorlar ona. O tür şeyleri yapmışlar. Fakat burada benim demek istediğim bir kere daha altını çizeyim. Reklama yani, gidelim sonra hocam. Bu yat elbette devletin güvenlik açısından, itibar açısından şimdi kulübede yaşatamazsın. Neticede burası dışarıdan gelecek olan insanlar işte bir şey görecek, bir şatafat görecek, bir işte ne bileyim
gösterişli olacak. Onlara karşı işte o pembe incili kaftan hikayesinde olduğu evet. gibi değil mi? Yani gerektiğinde bu şeyi gösterebileceksin. Bunda bir problem yok. Ama biz diyoruz ki burada bizim tarih bilgisine olan ihtiyacımız bu eskiden beri vardı. Yani Osmanlı padişahları da saray yaptırıyordu veya işte ne bileyim Ertuğrul Yatı gibi bir yatları vardı. Atatürk de bunu yaptı. İnönü de yaptı. Bayar da yaptı. Bilmem. İşte şeyde. Özal da veya bugünkü hükümet de bunu. Ya bu olur. Bunda bir problem yok. Burada daha düşünmenin bir mantığı yok. Bir şeyiniz vardır. Devlet vardır. Aksi nedir bunun biliyor musunuz? Bizim direkt olarak Amerika'ya uçacak bir devlet uçağımız yoktu 1964 yılında. Bunun üzerine bir Johnson mektubu olayı oldu Amerikan başkanıyla. Neyse onu birazdan onu anlatayım. Reklamdan sonra birazdan anlatayım çünkü bu çok önemli evet. bir bahis. Kısa bir araya gideceğiz sevgili izleyicilerimiz. Sonrasında devam edecek kayıt dışı tarih. Telekom'dan yaz kadar güzel haber. Samsung'dan Oppo'ya, Xiaomi'den Reader'a hep sahip olmayı istediğiniz akıllı cihazlar iki taksit bizden fırsatlarıyla sadece Türk Telekom mağazalarında. Şimdi alın, yaz bitince ödeyin. Türk Telekom, değerli hissettir. Tebrikler. Vakıfbank'ta oldunuz. Şu anda mı? Evet, şimdi. Şu anda ve çok kolay. Kimliğinizi okutun, küçük bir görüşme yapın. Bakın Vakıfbank'ta oldunuz bile. Evrak imzalamak için kurye beklemek yok. Şubeye gelmek zaten. Bu çok kolaymış. Dijital kolaylaştırır. Yanına yanına, ben onu yanına, yakışırız ona. Çok çok. Yanına yanına, al onu yanına, yakışır sana. Çok çok çok. No onu çok çok sevdiniz. Çünkü No on ne kola ne gazoz, başka bir şey. Doğal olarak bizden, Torku. Bellona'dan çok çok indirim, şık şık fırsat. Şimdi tüm indirimlere ek, anında %10 indirim. Ayrıca koltuk, yemek ve yatak odası takımlarından oluşan şıklık paketleri avantajlı fiyatlarla sizi bekliyor. Üstelik maksimum kartı özel fırsatlarla. Şık tasarımlar, büyük indirimle Bellona'da. Denizin masmavi ışıltısı ve doğanın huzurlu sesi bizi bekliyor. Geçirdiğimiz zor zamanlardan sonra özlediğimiz tatile Club Familia ile kavuşuyoruz. Sağlık Bakanlığımızın ve Dünya Sağlık Örgütü'nün belirlediği standartlara uygun olarak aldığımız tedbirler kapsamında tüm misafirlerimizin sağlığını yakından takip ediyoruz. Temizliği, güvenliği, lezzeti önemsediğimiz gibi misafirlerimizin sağlığını da çok önemsiyoruz. Uzman aşçılarımızın lezzetli yemekleri yeni nesil açık büfemizde, güler yüzlü personelimizse ihtiyaç duyduğunuz her yerde sizleri bekliyor. Club Familia, alkolsüz yiyecek ve içecek sunumlarıyla, kadınlara özel havuz ve plajlarıyla muhafazakar ailelere de muhteşem bir tatil imkanı sunuyor. Kuş seslerinin yeşil ve mavinin ışıltısına kavuştuğu gibi huzurlu bir tatile kavuşmaya hazır mısınız? 7 kal 6 öde ve 6 kal 5 öde bir gece bizden kampanyamız devam ediyor. Rezervasyon 0232 722 22 22 clubfamilia.com clubfamilia.net. Modalife'de düğün paketi alana yatak baza hediye. Üstelik %40 daha uygun ve bir günde teslim fırsatıyla. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
Hanedanı Ehl-i Beyt-i Mustafa'dan Şemseddin Yeşil Efendi Hazretleri'nin 4 kıymetli eseri daha. İslam Dini, Maneviyat Bahçesi, Kitab-ü Tasavvuf, Hutbelerim. İslam dininin ruhaniyetini anlamak, beşeriyete nasıl huzur ve saadet yollarını açtığını görmek, asırlardan beri milyarlarca insanın gönüllerine taht kuran Evliyaullah'ın sözlerinden, kerametlerinden bir nebze tatmak isterseniz, bu kıymetli eserleri zevkle okuyunuz. Sahaflar Çarşısı No 8. Yaklaşmanın, paylaşmanın, hissetmenin adıdır. Seni bekleyen kardeşlerini kurbanla hatırla. Yazın sıcağı çoksa serinlemenin gerçek uzmanları burada. Delisin ne, delisin ne, sıcakların delisin ne. Rastlamak çok zor şeydir böylesin ne. Serinlemenin bin bir türlü yolunu keşfeden Türkiye'den Didi. Didi ile sen de sıcağın önüne geç. Çok çekici Türkcell'den yazı özlemle bekleyenlere. Sıkıldım, sıkıldım. Uçmak istiyorum. Yalın ayak yere basmak istiyorum. Ne eksiğimiz var çiçekten, böcekten. Tabiat misali. Kaçmak istiyorum. Sıkıldım, sıkıldım. Kaçmak istiyorum. Yalın ayak yere basmak istiyorum. Ne eksiğimiz var çiçekten, böcekten. Ben de onlar gibi coşmak istiyorum. Türkiye'nin güzelliklerini doyasıya yaşayın. Sevdiklerinizle dolu dolu bir yaz geçirin diye Türkiye'nin Türkcell'i hem karada hem havada çok çekici. Şimdi yaz geldi ya, acaba biz bir platinum challenge mi yapsak? Trendlere ayak uyduralım diyorsun yani. Ya hayır, o öyle değil. Gösteriyorum. Aa, araç kiralama. Beni istediğim yere götürüyorsun. Nasıl? Şimdi mi? Bak bak, şuradan gideceğiz. Versene bir de, ben deneyim şunu. Kahveniz. Ben sevmeye başladım bu işi. Can. Şimdi ne yapıyoruz peki? Bakalım. Anlaşılan tatile gidiyoruz. Tatile gidiyoruz. Dur, o zaman hemen plan yapıyoruz. Dünyana eğlence ve keyif katacak ayrıcalıklar bu yazda Platinum uygulamasında seni bekliyor. Sen de gel, Türkcell kalitesiyle hayatı Platinum yaşa. Dünyalar senin olsun. Yüzlerde tebessüm, dillerde dua olmak için sınırları aşan kardeşliğimizin bereketini hep birlikte kuşanalım. Bu bayramda İddef'le paylaş kurbanını kardeşinle. Bir hisse bedeli 700 TL. İddef.org. Lampist aydınlatma. 25 yıldır geleceği aydınlatıyoruz. İleri LED teknolojisi ve yüksek üretim kapasitesine sahip dev tesislerimizde yerli ve milli imkanlarla kaliteli ve dayanıklı binlerce ürün çeşidini sizler için üretiyor, Türkiye'yi ve dünyayı aydınlatıyoruz. Aydınlatmada birinci tercihiniz Lampist. Nerede ışık, orada biz.
en uygun fiyatlar, %100 güvenli ödeme, her yere ücretsiz kargo. Elektriğe dair ne varsa teknikspotsatış.com'da. teknikspotsatış.com, teknik elektrik güvencesiyle. İşlerden dolayı uzun zamandır gelememiştim bayramlarda memlekete. Fakat babamı geçtiğimiz yıl kaybettik. O yüzden annemi bu Kurban Bayramı'nda yalnız bırakmak istemedim. Ama nadiren kurban kestiğimizi hatırlıyorum. Babam elinde birkaç kilo etle gelir, bu da bizim payımız deyip gülümserdi. Bunu anneme sorunca babama ait bir kutu getirdi. İşte o zaman anladım sebebini. Vuslat Derneği. Aa Serpil! O ne? Robot süpürge. Arkadaki Turkcell'den aldım. Turkcell'den mi? Kaç GB'lık aldın? 64'lük alsaydın. Ekran koruyucusu da verdiler mi bari yanında? Turkcell'den dedi ya. Evet, tabii ki Turkcell'den. Dünyanızı kolaylaştıran teknolojik ürünler artık yanı başınızdaki Turkcell mağazalarında. Siz de gelin, robot süpürgeden oyun konsoluna, tüm ev ve yaşam ürünlerini hangi operatörden olursanız olun Turkcell güvencesiyle alın. Dünyalar senin olsun. Yazın tüm güzellikleri Türkiye'nin Turkcell'iyle hem karada hem havada çok çekici. Sinbaş'tan aile tatili anlayışında Türkiye'de bir ilk. Ailelere özel 4 farklı koyu, termal kaynakları, wellness olanakları, alışveriş ve tüm keyifli yaşam alanlarıyla her mevsimi ömre şifa. Sinbaş Kızılbük. Şifası yüzyılların mirası, daveti ömür boyu. Danet Eve Teslim kurban satışları başladı. Tam 16 yıldır kurbanlarınızı sizin için seçiyor. İslami usullere göre adınıza vekaleten kesiyor. Modern tesislerimizde parçalara ayırıyor ve özel paketinde adresinize teslim ediyoruz. 18-20 kilogram arası küçük baş kurban 2200 lira. 22-25 kilogram arası büyük baş dana hissesi 2600 lira. 16-19 kilogram arası büyük baş düve hissesi 1900 lira. Bilgi almak ve sipariş vermek için 444-1339'u arayabilir, danet.com.tr'yi ziyaret edebilir veya 0544-339-1339 WhatsApp hattını kullanabilirsiniz. Peki Danet'in diğerlerinden farkı ne? Size ulaşacak etler bizzat adınıza kesilmiş kurban etidir. Diğer kurban etleriyle karıştırılmaz. Parçalama işlemini her hisse sahibine kurbanın her bölgesinden eşit ve adaletli parçalar düşecek şekilde yapıyoruz. Eğer kurbanınızdan taahhüt ettiğiniz miktardan fazla et çıkarsa bunu asla başka bir yere aktarmaz, size göndeririz. Yani fazlası var, eksiği yok. Kurban etlerinin bayram içerisinde dağıtılması ve yenilmesine önem verdiğinizin farkındayız. Bu yüzden etlerinizi bayram içerisinde adresinize teslim ediyoruz. İşte tüm bunlardan ötürü dini açıdan tüm şartları karşılıyor ve 16 yıldır güvenilir kurban hizmeti sunuyoruz. Covid-19'a karşı mevzuatlara uygun tüm tedbirler alınmış olup detaylar için web sitemize göz atabilirsiniz. Danet, Afyon'dan gelen lezzet, 1975'ten beri. Moda Life'da düğün paketi alana yatak baza hediye. Üstelik %40 daha uygun ve bir günde teslim fırsatıyla. Moda Life, Türkiye'nin düğün paketçisi. Hayder, 3 kıta 15 ülkede kurbanlarınızı vekaletinizle keserek etlerini ihtiyaç sahibi Müslümanlara ulaştırıyor. Haydi, bu kurban bayramında da kardeşin, paydaşın olsun.
Yurt dışı hisse bedeli 750, yurt içi hisse bedeli 1250 TL. Sıkıldım, sıkıldım, kaçmak istiyorum. Yalın ayak yere basmak istiyorum. Ne eksiğimiz var çiçekten, böcekten? Ben de onlar gibi coşmak istiyorum. Yazın tüm güzellikleri Türkiye'nin Türkcelliğiyle hem karada hem havada çok çekici. Efendim yeniden birlikteyiz Akit TV'de. Kayıt dışı tarih programı devam ediyor. İkinci bölümümüzdeyiz. Bu arada sizler de WhatsApp numaramıza sorularınızı gönderebilirsiniz. İkinci bölümümüzün soruna doğru bu sorulardan birkaç tanesini Mustafa Armağan hocamıza yöneltebiliriz. Dolayısıyla sorularınızı bekliyoruz. Kısa sorular olursa seviniriz. Bazen çünkü öyle sorular oluyor ki öncesini konuşmadan soruya cevap verebilmek mümkün olmayabiliyor. Dolayısıyla zaten o tür soruları genellikle eliyoruz. Sonraki programlarımızın gündemi yapabiliyoruz ama bunu. Bizim de en azından ufkumuzu açıyor bir taraftan. Ya bunu işte merak ediliyor madem gündemimize alalım diye. Dolayısıyla hani siz sorunuzu gönderin sevgili izleyiciler. Biz onu muhakkak değerlendiriyoruz. Ama bu programda cevap olarak ama diğer programların konusu olarak bir şey yani gündemimize alıyoruz. Tohum gibi düşüyor evet. Bizim dünyamıza evet. Ama eğer varsa böyle acilen cevaplamamız gereken bir soru. Evet. Şimdi ona geçelim. Şimdi hocam aslında bizim bu reklam öncesi yarım bıraktığımız bu Johnson mektubu meselesine girelim. Çünkü o reklam arasında onu merak eden izleyicilerimiz var. Bizim 64'e kadar Amerika'ya doğrudan uçabilecek bir uçağımız yok. Devlet uçağımız yok. Evet. Oradan buraya geliyor ama buradan ancak onlar evet. Gidiyor. Şimdi 1964 yılında Johnson mektubu hadisesi yaşanıyor. Hı hı. Tabii bu mektubun geldiğine dair basında bir şeyler çıkıyor ama sanki tek parti dönemindeymişiz gibi İnönü bu mektubu ve kendisinin verdiği cevabı saklıyor. Evet. Kamuoyundan saklıyor. Ne kadar şeffaflar görüyorsunuz değil mi? Yani demokrasi dönemindeyiz. Yani tek parti döneminde sakladınız. Hadi o dönemde sakladıkları çok şey var. Ama 1964'te nedir bu saklama olayı? Şimdi bu böyle duyuluyor. Dedikodu şeklinde. Johnson mektup yazmış. İşte Amerika bir mektup gönderdik diyor onlar. Falan. Evet. Ama bir türlü bizim tarafından teyit edilmiyor. Ama bir bakıyoruz ki meğer bu arada İnönü alttan alan bir üslupla Amerikan başkanına bir cevap vermiş. Böyle hani kim oluyorsun sen falan diyemez hiçbir zaman Amerika'ya karşı böyle bir posta koymuş bir lider değildi. Zaten Amerikan mandasını 1919'da savunan birinden evet. Kalkıp da Amerika'ya posta koymasını beklemek, kırmızı kar yağmasını beklemek gibi bir şey olur. Dedikodular dolaşıyor filan. Bu arada İnönü bunun ortaya çıkması 1966'nın ocağını bulacak. Yani Cüneyt Arcayürek o zaman gazeteci bunu bulacak ve yayınlayacak. Evet. Yayınlandığı zaman zaten İnönü başbakan değil. Bak. Evet. Şimdi bu İnönü'nün hinlikleri, sinsilikleri ve alttan alta devleti nasıl organize ettiği hususunda çok uzun uzun konuşabiliriz. Mesela buraya bir şimdi parmağımı koyayım nokta değil virgül koyalım. Mesela hatıratını İsmet İnönü ne zaman yazmıştır? 1968. 1968 yılında Sabahattin Selek diye bir CHP milletvekili gelmiştir. Demiştir ki paşam işte şey yapalım. Teybi koymuştur önüne. Onda hatıratı öyle yani. Yazma değil. Teybe konuşma şeklinde. Sonra o konuşmayı aldı.
kitap yaptılar. Önce Ulus Gazetesi'nde tefrika olarak yayınlandı bunlar. Sonra kitap yaparken de makasladılar. Bir de o kısım var yani. Evet. Allah'ım yarabbim. Ya bir defa gazetede çıkmış. Ulus Gazetesi CHP'nin yayın organı. Orada yayınlamışsın. Adam sağ. Öldükten sonra 3. baskısında mı? 4. baskısında mı ne? İnönü Vakfı giriyor. İşine gelmeyen yerleri makaslıyor. Millet sizin düşmanınızdır diye askerlere hitap ettiği kısmı makaslamışlar son şeyde. Ya niye makaslıyorsun? Yani bu adam bunu söylemiş. Gazetede yayınlanmış. Bir baskı yapmış bu kitap. O baskıda da var. Ayıp değil mi? Hiç utanmıyor musunuz tarih karşısında mahcup vaziyete düşeceğinize, yüzünüzün kızaracağını? Ve çıkartmışlar şimdi. Millet sizin düşmanınızdır cümlesi İnönü'nün hatıratında yok. Gidip bak kitapçıdan alıyorsun. Hiç öyle bir şey söylememiş. Evet. Ama iyi ki bizim gibi tarihçiler var da onları kitaplarına koyuyorlar. Ne için söylüyor bunu hocam bu arada? Milletsin şeyi. Bu İnönü İnönü Muharebelerinden sonra Bursa'nın işgal altına düşmesi sırasında asker Bursa'dan çekiliyor Eskişehir'e doğru. Çekilirken İnönü orada bir subay grubu ile karşılaşıyor. Diyor ki padişah sizin düşmanınızdır. İşte bilmem falan falan böyle sayıyor. Halife sizin düşmanınızdır. Bilin ki millet sizin düşmanınızdır. Yani bundan sonra böyle davranın. Etrafınızda bir sürü işte evet. Sizin aleyhinizde bulunan kişiler var ya da kesimler var manasında. Millet sizin düşmanınızdır. O ifade orada var. Onu yorumlayabilirsin. Orada şunu kastetmişti dersin, böyle dersin. O ayrı bir şey ama kitaptan nasıl çıkartırsın? Nasıl makaslarsın? Üstelik basılmış bir kitap. Şimdi kitap basılı bir... Kitap iyi niyetli bir şekilde yorumlayabilirdik ya. Yok canım onu dememiştir filan ama kesince ha bu sefer evet. Demek ki sakıncalı içerik zaten, bir şey ortaya çıkıyor yani. Ne maksatla söylediğini onların evet. Anladığını evet. Çıkarıyorsun. Şimdi buradan şu sonuca da varabiliriz. Basılı bir kitaptan cümle çıkartanlar basılmamış tutanaklardan yahut belgelerden neleri uçurdular kim bilir. Evet. Bakın çok önemli bir prensip söylüyorum. Basılı kitaptaki cümleyi çıkartan bir kafa kim bilir bu tutanaklardan belgelerden neler çıkarmıştır, neleri yok etmiştir, neleri kaybetmiştir. Varın buradan anlayan anlasın. Hı hı. Şimdi İnönü hatıralarını yayınladığı zaman 1968 yılında İstiklal Savaşı'ndaki bütün önemli şahsiyetler ölmüştü. Evet. Yani itiraz edecek senin hatıratında yazılan şey öyle olmamıştı. Böyle olmuştu diyecek herkesin ölmesini bekledi konuşmak için. En son ölen paşa Refet Bele 1965. Ali Fuat Cebesoy zannediyorum 1966. Rauf Orbay 64. Bakın son büyük komutanlar öldü peş peşe. 66'dan sonra beyefendinin dili açıldı. Hatıratını yazmak aklına geldi. Niye o zamana kadar yazmadın? Aradan 1923'ten 1968'e kadar. Bu kadar zaman geçti 45 sene değil mi? Evet. Yazmadı. İtiraz edebilecek herkesin ölmesini bekledi. Ve bu da herhalde ne kadar sağlıklı bir hatırat yazdığını yeterince gösteriyor bize. Şimdi gelelim o 66 yılına kadar belgenin açıklanmasına izin verilmeyişi. 65 yılında iktidarı kaybetti İnönü. 65'in başlarında. 66'da Demirel iktidardayken açıklandı. Evet. O zamana kadar sakladı bunu. Her neyse asıl meselemiz Johnson mektubuydu. Amerikan Başkanı Johnson kaba saba bir adamdı böyle. Neyse, Trump'ın çok... in katı diyebilir miyiz? Yani ona belki de evet. Yakın diyebiliriz şeyde böyle hakkındaki bir kitap da yazıldı. Amerikan Başkanlığı'nın karanlık tarihi diye. Adam tuvalete gidiyor. Tuvalette
hem işini yapıyor hem de orada çalışan temizlikçilerle içeride konuşuyor böyle şey. Yani neler neler anlatılıyor. İşte şimdi burada anlatıp da midenizi bulandırmayayım. Öyle bir kovboy kafalı bir adam yani. Bu Türkiye'ye bir mektup yazdı. Biz Kıbrıs'a çıkmak istiyorduk. Kıbrıs'ta EUK örgütü Türkleri işte öldürüyordu, işte şehit ediyor, basıyor, köyleri basıyor falan. Film oynuyor ya şimdi Kıbrıs. Evet. Filmi orada anlatılıyor bir kısmı. Doğru ya da yanlış neyse. Çıkarma yapacağız diyoruz. Doğru düz çıkarma gemimiz zaten yok. Yani yolcu gemisiyle çıkarma yapacağız, o vaziyetteyiz. Amerika bunun üzerine Türkiye'ye Johnson mektubu eliyle bir mesaj verdi. Bir ultimatum, bir tehdit. Benim silahlarımı kullanamazsın. Bu operasyonda benim verdiğim, sana verdiğim silahları kullanamazsın. Hiçbir şekilde bu silahları kullanmana ya da bu ekipmanları kullanmana müsaade etmiyoruz. Ve kullanırsan da o zaman çok ciddi bir tehdit olan Sovyetler Birliği'ne karşı bizim korumamızı bulamayacaksın bundan sonra. Git kendin nasıl başa çıkıyorsan çık. Evet. Mealinde bir tehdit. İnönü buna bir cevap yazıyor ama bunu biz dediğim gibi o zaman öğrenmiyoruz. Sonra bir anda bu dedikodular dolaşırken Amerikan Başkanı Johnson White Bird tipi bir uçağını gönderiyor Ankara'ya. İsmet İnönü'yü uçak alıyor, götürüyor Washington'a, başkanın sarayına. Bizim uçağımız yok. Kendimizin götürebileceği yani aktarma yapmadan gidebilecek bir uçağımız yok. Amerikan başkanının uçağıyla alındı Türkiye Başbakanı. Evet. Bakın ne kadar onur kırıcı, ne kadar haysiyet kırıcı bir hadise. Aldılar başbakanını, götürdüler ayağına. Sonra orada fotoğraf çekildi, bilmem ne yapıldı falan filan. Hatta böyle elini tutuyor çocuk gibi peşinde gezdiriyor falan. Sonra o uçağı yine bindirdiler, getirip Ankara'ya teslim ettiler. Şimdi bunu mu istiyoruz yani? Amerikan başkanının uçağıyla, Almanya başbakanının uçağıyla mı gitsin gelsin? Tarifeli uçakla nerede görülmüş, ne yapılmış? Yani o keyif için gezi olabilir belki bazı şeyler. Ama bu devlet işleri hem zamana bağlı hem kendini güvende hissedeceksin. İkincisi, üçüncüsü de kendi şartlarında hazırlıklı olarak gideceksin oraya. Hazırlık yaparak gideceksin. Evet. Dolayısıyla bunlar saçma sapan, hiçbir şekilde modern devlet anlayışıyla şunla bunla bağdaşmayan bir takım lafı güzaflar. Bunlar hiçbir şekilde olacak şeyler değil. Nitekim tersi oldu. Şimdi birazdan belki beyaz trene de değineceğiz. Evet. Ama 1950'ye doğru gidilirken Demokrat Partililer çok şiddetli bir şekilde İnönü'nün ve CHP'nin makam aracı, makam yatı, makam uçağı, uçak var mıydı o zaman galiba? Ufak tefek uçaklar vardı. Bunların iktidara geldiklerinde satılacağını, kullanılmayacağını, beyaz trenin yolcu treni yapılacağını falan vaat ettiler. Bu o zamanın basınında bayağı şey oldu. Yani gündeme geldi ve tartışıldı. Demokrat Partililer bunu mecliste açıkladılar. Fakat maalesef bunların hiçbiri yapılamadı bak. Yani o zaman CHP'liler bunları sattırmak istemiyordu. Olur mu işte bilmem falan filan. Demokrat Partililer satmak istiyordu. Ama şimdi bakın Demokrat Partililer bunu satmak, gerçekten belki de samimi olarak satmak istediklerini söyleyebiliriz. Ama nasıl satacaksın? Şimdi bu problem çıktı. Şimdi Savarona'yı nasıl satacaksın? Yani alacak adam yok dünyada. Türkiye'de zaten yok. Satamadılar, oraya baktılar, buraya baktılar falan. En son işte birkaç yurt dışı gezisinde kullandı Celal Bayar. Pakistan'a Savarona ile gitti.
Tabii çok büyük bir maliyet Türkiye açısından. Ama işte Pakistan'da o millet işte kucakladı. O düşünün yani yeni bağımsızlığına kavuşmuş. Türkiye Cumhurbaşkanı gidiyor falan. O çok büyük bir sükse yaptı. Şeyde İnönü devrinde Ürdün kralı Abdullah'ı gitti Ürdün'den aldı İstanbul'a getirdi bu yat. Yani böyle amaçlarla kullanıldı. Hadi bunları da söyleyeyim bakalım. Ürdün kralına tahsis ettiğiniz Savarona yatını hesabını da verin. Neyse. Sonradan baktılar ki bu olacak bir şey değil. Yani Cumhurbaşkanlığı gidiyor fakat çok büyük masraflar açıyor. Dediğim gibi günlüğü 1930'lu yıllarda 10 bin lira. Belki 50'lerde olmuştur 50 bin lira yani. Acayip masraflı bir. Evet. Ve bu sefer baktılar olmuyor. İşte öyle mi yapsak böyle mi yapsak. Bahriye'ye yani denizcilik okuluna, Heybeliada'daki denizcilik okuluna eğitim gemisi yaptılar. Ya onlar güya öğrenciler işte gideceklermiş. Onun içinde tatbikat yapacaklarmış falan. Bir süre öyle kaldı. O da bakımsız kaldı. Sonra bir yangın geçirdi 70'li yıllarda. Yandı tamamen içi yandı. Bitti. Sonradan işte yine ne yapsak, jilet mi yapsak, şu mu olsa, bu mu olsa. Sonunda bir armatöre verdiler. O biraz epey bir masraf etti. Şeye soktu. Fakat onu da işte az önce bahsettiğimiz gibi devlet utancından geri almak zorunda kaldı. Böyle bir hadise yaşandı. Evet. Dolayısıyla bu şeyin Savarona'nın hikayesi Türkiye'ye bir kötü örnek oldu ama en azından neden böyle bir işe girişilmemesi gerektiğini bu yanlış tercihin kendisini sorgulama imkanımız var bugün. Evet. Onu söylüyoruz. Şimdi dilerseniz bu beyaz tren evet. hikayesine de bir girelim, göz atalım. Seyit de bize yavaş yavaş görselleri göndersin, paylaşsın. Yarınki yazımda da bunun biraz öyle mi? Hikayesini yazdım. Yeni Akit gazetesinde takip evet. edebilirsiniz Mustafa Armağan hocamızın köşesini. Bu müzedeki hali şu anda evet. beyaz tren. Bu tabii özel bir vagon ve özel bir tahsis edilmiş içi evet. gayet. Bu Ankara'da bir neydi, tam ismi Kurtuluş Savaşı'nda Atatürk Konutu ve Demir Yolları Müzesi diye bir müze evet. yapılmış. O müze içerisinde böyle sabit bir yerde sergileniyor. İşte olabildiğince eski şekli korunuyor. Bu da 1964 yılına kadar kullanılmış. 1935 yılında Almanya'ya yaptırılmış. 9 vagondan oluşuyor tamamı. Tabii bir kısmı tren yetkililerinin falan da bulunduğu 9 vagon. 9 vagonlu bir tren evet. var. Ve bu tren devlet treni olarak şey yapmış. Öncekine gelirsek bu resme geleceğiz ama onun öncesinde asıl trenin kendisi Almanya'da yapılıyor ve tabii çok lüks o zamana göre özel kaplamalar işte ses yalıtım şeyleri bilmem prizler bilmem neler yani 1935'ler için çok ileri evet. sayılabilecek bir lüks tren. Beyaz tren. Bu üst tarafı beyaz olduğu için dışından bir önceki fotoğrafa gidelim Zeyd kardeşim. Üst tarafı yani pencerelerin üst kısmı evet. beyaz olduğu için halk da genelde üst kısmı görüyor. Çünkü her yerde durmuyor bu böyle evet. şeyden geçip gidiyor. Genelde evet. beyaz kısmı göründüğü için trenler de genellikle siyah olduğu için kara tren bunun ismi beyaz tren kalmış. Yoksa kimsenin ona beyaz tren diye bir isim verdiği yok. Bu 1935
37 arasında 2,5 yıl kadar kullanılıyor Mustafa Kemal tarafından. Ve son yurt gezisini Afyon Karahisar civarına kadar bir kısa bir gezi yapıyor. Kasım 1937. Ondan sonra zaten İstanbul'a geliyor. Bir daha Ankara'ya dönemiyor. Trende ondan sonra sadece cenaze töreninde kullanılacak. 19 Kasım 1938'de İzmit'ten az önce gördüğümüz o oturma odasının olduğu yere bir şey koyarak, masa koyarak evet. masanın üzerine tabutu yerleştirdiler ve Ankara'ya, İzmit'ten Ankara'ya bu salonda tabutu gitmiş oldu. Çok az kullanıldı onun zamanında. Tıpkı Savarona'nın bir ay kullanılmasında olduğu gibi. Evet. Bir ay kullanılabildi. Dünyanın en pahalı yatı bir ay kullanılabildi ve ondan sonra başına gelenleri biliyorsunuz. Bu 2,5 yıl içinde işte bir 3-5 tane bir uzun sefer yapıldı. Bir tane Mersin'e gitti geldi. Bu Hatay mitingi için gittiği gezi. Bu gemin şeyin trenin dediğim gibi çok sayıda vagonu var ve bu vagonun özelliklerini o zaman bir gazete şöyle yazmış. Dünya üzerinde bakın 20 Temmuz 1935 tarihli Vakit gazetesi diyor ki memleketimizde yapacakları gezilerde uzun müddet trende kalma ihtimali inşaatta göz önünde tutulduğuna ihtiyacı karşılayacak her türlü tertibat mevcuttu. Evet. Bakın bugünkü uçağa kıyaslayın. O zaman devlet böyle bir ihtiyaç duymuş ve böyle bir tren yaptırmış. Özellikleri şunlar. O tarihlerde dünya üzerinde görülebilecek lüks ve son sistem yeniliklere uygun olarak tasarlanmış. Biri yemekli, öteki yataklı iki vagon. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği ile başyaverlik için bir salon vagon ayrıca. Yolculuğa katılmak üzere davet edilen hükümet ileri gelenleri için iki yataklı vagon. Bir yemekli vagon, sadece yemek salonu şeklinde kullanılan yemekli vagon. Personel için iki adet ikinci mevki vagon ve bir furgon, o birleştirme aleti herhalde. İlk beş vagon 21 metre uzunluğunda, diğerleri 19 metre uzunluğunda. Dört dingilli vagonlar, bunlar teknik işlerden anlayanlar için söylüyorum. Her vagon Görlitz sistem ağır bojiler üzerine oturtulmuş. Ürdinger tipi tamponları el ve hava frenleriyle donatımlı yapılmış. Yani konforlu. Ultra konforlu evet. O zaman. Dünyada görülebilecek evet. en konforlu trenlerden bir tanesi. Evet. Yani bugün sarsılmayan, ses yapmayan. Evet. Yani şöyle mesela bugün Marmara'ya binip gidiyor ya vatandaş. Evet. Hani ya da bugünkü işte trenler, hızlı trenlerle yani. YHT. O yani gayet güzel, konforlu yani değil evet. mi? Havalandırma, klima hepsi. Bu konforun o dönem klimayı çıkarırsak o dönem aynısı. Klima da geliyor. Klima da mı var? evet. Gerçekten mi? Beyaz trenin kliması var. Vagonun havalandırılması için Wendler hava emme cihazı konulmuş. Wendler hava emme cihazı, havalandırma yani bizim. Evet. Vagon trenin sofaj tesisatına bağlı ise de, herhalde sıcak suyu kastediyor. Ayrıca bir sıcak su kazanı ile de ısıtılabilecek şekilde tertibatlıymış. Yani trenin lokomotifinden sıcak su atan bir sistem oluyormuş trenlerde. Ona bağlı ama ola ki yani oradan yeterli sıcak su giderken banyo yapacak diyelim evet. devlet başkanı.
Onun için ayrıca bir sıcak su kazanı, eskiden termosifon kazanları olurdu ya, herhalde öyle bir şey. Evet. İle de ısıtılabilecek şekilde tertibatlıymış. Elektrik donanımı iki akümülatör ve dinamolarla sağlanıyor. Pencerenin önünde arkaları sinek ve benzeri böceklerin içeri girmesini önleyici bir gazla örtülü, sinekliklerin bulunduğu zarif tahta jaluzileri varmış falan. Bunu kentvedemiryolu.com diye bir sitede ayrıntılarını okuyabiliyorlar. Bayağı iyiymiş hocam ya. Değil mi? Bayağı iyiymiş yani. 1935 yılının lüksünden bahsediyoruz. Yani bundan 90 sene neredeyse önceden bahsediyoruz. Bugün uçaklarda şu var, bu var bilmem denildiği bir ortamda, hı hı, bu geminin, bu trenin lüksü hakikaten o günkü dünya açısından çok ileride. Böylece bu 29 yıl hizmet ediyor ve 1964 yılında yine İnönü döneminde artık kullanımdan çıkartılıyor ve bir müze yapılmak üzere, hepsi değil ama bir iki vagonu galiba, hı hı, burada ya da belki de sadece tek vagonu Ankara'da bir demiryolları müzesinde sergileniyor. Bu trenin bir özelliği, Churchill'le İnönü'nün yaptığı bir mülakat var. Adana mülakatı ya da Yenice mülakatı diye bilinen. Bu mülakatın gerçekleştiği bunu biraz renklendirmişler tabii. Olmaz. O dönem renkli olması pek mümkün değil galiba, evet, bildiğim renkli, kadarıyla ama. Hatta bunun filmi de var. Bir video su var. O videodan renklendirmişler. Şimdi artık kolay, bir düğmeye basıyorsun. Evet. Eski resimler kendi doğal renkleriyle yapıyorlar. Nasıl bir yapıyorsun? Uygulama gördüm hocam. Bu fotoğraftakileri sanki böyle canlı hale getiriyor. Gözlerini kapatıp açıyorlar, gülümsüyorlar, normal duruyorlar. Yani acayip ilerledi tabii teknoloji. O yüzü tarıyor. Gözünü kapatıyor, açıyor işte. Evet, şöyle yüzünü hafif çevirterek sağa sola çeviriyor, evet, galiba değil mi? Evet. Ben de bir tane onları öyle yapılabiliyor. Yani Sultan Abdülhamit'le ilgili öyle bir şey yaptım bu programı, evet, kullanarak. Sanki videoymuş. Evet. Şimdi Adana'ya Churchill Mısır'dan geliyor hatırladığım kadarıyla. Mısır'dan bir uçakla Kahire'den geliyor. Hı hı. O zaman henüz İngiltere-Mısır ilişkileri çok yakın. Adana'da bir buluşma gerçekleşiyor. Milli Şef İnönü İstanbul'dan ya da Ankara'dan Adana'ya gidiyor ve tren, beyaz tren, bu beyaz trende buluşuyorlar. Ve Churchill, burada solda gördüğümüz Fevzi Çakmak, evet, Mareşal Fevzi Çakmak, sağda gördüğümüz Şükrü Saraçoğlu, Dışişleri Bakanı o zaman, Şükrü Saraçoğlu ve Churchill İnönü burada bir görüşme yapıyorlar. Bu görüşme tarihi bir görüşmedir. Şu bakımdan önemli, İngiltere Türkiye'nin savaşa girip girmeyeceğini öğrenmek istedi. 1943 yılındayız. 1943'te savaşın kaderinin değiştiği tarih. Hı hı. 42'ye kadar Almanlar bayağı ataktaydı. 43'ten sonra yavaş yavaş bu kırılmaya başlandı ama bu aşamada artık İngiltere Türkiye'yi yanına çekmek için zorlamaya başladı bizim yönetimi. Fakat Türkiye buna direndi. Bakın herkes İnönü'ye şey yapar. İşte o direndi, evet, bilmem büyük şöyle bir başarısıdır, yaptı. İşte savaşa, evet, sokmamıştır. Tam ben de onu soracaktım hocam size. Çünkü evet, bu çok yazılı çözülüyor. Sosyal medyada ben bazen tarih sayfalarında falan da çok denk, evet, geliyorum da. İnönü İkinci Dünya Savaşı'na bizi sokmadı. Sokmadı, deniliyor. Evet. İşte şöyle deha, böyle vesaire diye anlatılıyor yani. Şimdi buna kimden bir
cevap vereyim. Hı hı. Hani genel olarak vereceğim cevaplar da var. Bu da önemli bir bahis. Şurada başlamışken bunu anlatalım. Hı hı. Niyazi Berkes. Dünyaca ünlü bir bilim adamımız, sosyal bilimcimiz. Onun Unutulan Yıllar diye bir hatıratı var. Orada şunu söylüyor. Türkiye'nin savaşa girmesini isteyen devlet yoktu. Ne Almanya, ne Rusya, ne İngiltere, hele ne Amerika. Başta Almanya olmak üzere savaşan devletlerin gözünde Türkiye ya cim ya da cepte keklik ya da gereksiz bir yüktü. Cim demek ki eskiden o cepte keklik, evet, kelimesinin başlangıcı. Birincisi, Nazi Almanyası'nın çökmesi üzerine içeriden başlayan demokrasi muhalefetine karşı Milli Şef'in yürüttüğü çok başarılı gizleme ve yanıltma siyaseti. Ve bu yüzden de diyor işte şöyle şöyle oldu falan. Şimdi Berkes diyor ki Almanya'nın Türk sınırına dayandıktan sonra Türkiye'ye saldırmaması Milli Şef'in ünlü diplomasi dehası değil, Papen'in başarısıydı. Çünkü onu da öyle diyorlar, yani Hitler'i Türkiye'ye saldırtmadı İnönü diyor bu CHP'li şeyler. Halbuki Hitler'in zaten Türkiye'ye saldırma gibi bir niyeti yoktu. Sadece Türkiye'den Orta Doğu'ya geçiş için bir koridor kendisine açmasını istedi. Sana bir şey yapmayacağım, Orta Doğu'ya, petrol bölgelerine ulaşacağım. Dolayısıyla Türkiye ile benim bir sorunum yok. Hı hı. Bu şeyi istedi. Yani bunu yapmak istedi. Fakat Türkiye o zaman buna yanaşmadı. Yani Hitler'i bizim sınırlarımızdan içeride bir koridor açıp Orta Doğu'ya kadar gitmesine izin veremedi. O günkü şartlar itibariyle, çünkü bu sefer de ona yardım ettiği için öbür tarafa karşı sanki savaşa girmiş gibi bir, evet, hesaba çekilmesi söz konusu olacaktı. Ama şey de Berkes'in anlattığı olay şu: İngiltere'de Türkiye'nin savaşa girmesini istemedi, Almanlar da girmesini istemedi. Tarafsız kalmasını iki tarafta istedi. Batı'dan da aynı şekilde bize tarafa savaşa girme denildi. Yalnız İngiltere burada şöyle bir şeye kapıldı, düşünceye kapıldı. Türkiye eğer ihtiyaç olursa bizimle beraber Almanya'ya karşı bir cephe açabilir mi? Bunu yoklamak için geldi. Yani açmak istemiyorlar ama ola ki Hitler saldırdı yahut Hitler'in saldıracağı haber alındı. Türkiye, çünkü Hitler dediğimiz bizim komşumuz, Yunanistan'a gelmiş. Evet. Yani Yunanistan'ı almış, evet, ezmiş, geçmiş, gelmiş Kapıkule'de duruyor. Bulgaristan zaten, evet, şey değil. Dolayısıyla hani Almanya'da değil, Hitler bizim burnumuzun dibinde. Böyle bir şey olursa Türkiye bizim yanımıza girer mi? Bunu yoklamak için geliyorlar. Bu görüşme o görüşme. Fakat bu görüşmede olsun, bunun arkasından olsun, Rauf Orbay o zaman Londra Büyükelçisi. Churchill'le çok yakın dostluğu var. Fevzi Çakmak dedik, Mareşal Fevzi Çakmak. Burada bakın bir tarihi gerçeği açıklayalım. Fevzi Çakmak gelip de bize savaşa bizim yanımızda girer misiniz, böyle bir şey olursa yanımızda olur musunuz dediği zaman bir briefing veriyor Churchill'e. Evet. Churchill briefingden sonra aman yarabbim diyor, ben sizin ordunuzun hakikaten kuvvetli bir ordu olduğunu zannediyordum diyor. Bu muydu diyor. Ve orada bizim hala Birinci Dünya Savaşı silahlarıyla silahlanmış işte 1 milyon askerimiz var ama elindeki silahlar bunlar. Yani uçak savarımız yok, bilmem tankımız doğru dürüst yok, paslı. 100 tane uçağımız var. Bunun 40 tanesi kalkamıyor bile. Evet. 60 tanesinde kaç tanesi kalkacak, kaç tanesi inebilecek o belli değil. Belli değil. Yani 5-10 tane uçakla biz savaş yapacağız Almanya'yla.
Almanya günde 100 tane uçak üretiyor. Yani bizim bütün filomuz kadar günde 100 tane uçak üretiyor. Ezer geçer bizi. Yani zaten bu çok açık bir şey. Ve bu şeyleri anlatıyor Churchill'e, briefingde ve şunu söylüyor. Orduyu yeni baştan ne yapacaksınız? Teçhizat, silah, mühimmat, tank, bilmem ne, işte uçak, bunları vereceksiniz ve benim ordum modern bir savaşa girebilecek hale gelecek. Onlar olmadan bu savaşa girersem Mehmetçiği diri diri fırına atmış olurum. Böyle bir şey yapamam. Öyle deyince Churchill'den ben diyor hani bu kadar şey olduğunuzu bilmiyordum diyor yani. Bir de ben bir taarruz gücünüzün falan olduğunu düşünüyordum. Şimdi biz diyor bu kadar size yardım yaparsak Batı cephesine çökeriz diyor. Yani evet. Oradaki şeyi size gönderince biz ne yapacağız orada? Asıl kıyamet orada kopuyor. Evet. Onun için en iyisi diyor siz şey kalın, tarafsız kalın, girmeyin. Bu süreci böyle geçirelim. Ralph Orbay da yine Londra Büyükelçiliği'nde aynı şekilde bakın Türkiye'ye fazla yüklenmeyin. Bu vaziyette bizim girecek durumumuz yok. Çok büyük bir şey olur bizim için diye. Yıkım olur diye. Size de bir fayda sağlamaz. İngiltere'yi bu ısrarından vazgeçiriyorlar ve savaş sonuna kadar bu şekilde Türkiye gidiyor. Dolayısıyla Almanya'nın karşısında Türkiye'nin İngiltere'nin yanında savaşa girmesi zaten çok büyük bir yanlış olurdu. İntihar olurdu Türkiye açısından. Ve bunu da başta Fevzi Çakmak olmak üzere asker istemiyordu. Böyle bir ortamda girmeye ve Fevzi Çakmak da mareşaldi yani İnönü. İşte Tuğgeneral mi? Orgeneral zorla kendisini orgeneral yaptı. Bir de onu anlatmıştım değil mi? Başbakanken kendini orgeneralliğe yükseltti. Yüksek askeri şurada. Ama Fevzi Çakmak İstiklal Savaşı'nda mareşal olmuş. İçeride onu aşamıyorlardı. Ve zaten 1943 yılında Fevzi Çakmak bu direnişi gösterdiği için 1944'ün ocağında İnönü Fevzi Çakmak'ı emekli etti. Yani İngilizlere karşı çok sert bir direniş gösterdi. Evet. Ve İngilizlerin baskısıyla ve etkisiyle Fevzi Çakmak istenmeyen adam ilan edildi. Normalde birkaç sene daha Genelkurmay Başkanlığı yapabilecekken İnönü'nün zoruyla bu Genelkurmay Başkanlığından alınmış oldu. Evet. Bir de hocam bu soru olarak da geliyor. Hitler burnumuzun ucuna kadar geldi. Belki konudan başka bir yere geçiyoruz ama hazır gelmişken yani burnumuzun ucuna da gelmişken Hitler'e soruyu soralım. Neden Türkiye'ye böyle karşı bir hamle bir şey yapmadı? Yani Türkiye ile bir derdi yoktu Hitler'in. Yani şimdi esas İngiltere'nin yanında ve kendisine karşı direnen unsurlar. Çünkü Hitler ne yapmaya çalışıyordu? Aslında bir İkinci Dünya Savaşı programı yapmamız lazım. Yani çok az bilinen evet. Ve çok da merak edilen bir Hitler mitleri var. O da yanlış biliniyor. O programa bırakalım mı? Evet. Ya, yani orada çok anlatacağım evet. şeyler var. Yani girmesi nasıl kaçmasın derler ya. Evet. Hiç girmesi için bir sebep yoktu. Çünkü Hitler'in amacı Rusya'yı evet. Kuşatmaktı. Yani şeyden Kafkaslara ulaşmak. Bizden geçemeyince ne yaptık? Balkanların üzerinden Kırım'a gidip Kırım'dan Rusya'yı vurmaya çalıştı. Bunda da büyük ölçüde başarılı oldu ama o ve öbür taraftan da petrol bölgelerine gidip çünkü savaşın esas evet. Şeyi petrol üzerine dönmüştü. Petrol olan taraf kazanacaktı. Maksadı buydu. Yoksa Türkiye'ye karşı gayet iyi münasebetleri vardı. İşte Çankaya Köşkü'nde Atatürk'e imzaladığı mektubu var. Şey doğru mu hani? Hitler'in mektup şeyi resmi var. İmzalı.
Çankaya Köşkü'nde müzede duruyor. Hani işte Türkler bir kişi bile kalsa devlet kurarlar aman. Yok onlar efsane. Peki şimdi. Çok Hitler efsanesi çoktur yani. Evet. Öğretmen şöyle bir soru sormuş sevgili izleyicimiz. Tabii buna, buraya kadar gelen çoğu selam, kelam mesajları var. Allah razı olsun, teşekkür ediyoruz izlediğiniz için. Mustafa Kemal zamanında öğretmen maaşlarının milletvekili maaşlarından daha fazla olduğu söyleniyor. Bu ne derece doğru demiş İsrafil Avcı Batman'dan yazmış. Ya şimdi bu hani eskiden şehir efsaneleri olurdu ama artık bu internet efsaneleri hepsini geçti. Birisi bir şey atıyor ortaya. Mesela diyor ki Osmanlı'da maymunlar idam edilmiş. Bir şey Gülistan demiş ki maymunları idam edin. Bilmem. Ya bu kim şey yapmış? Reşat Ekrem Koç'u bir kitabında bahsetmiş. Ya Reşat Ekrem Koç'u daha şu dünkü adam. Yani bu kitabında hangi kaynak? Nerede? Kim yazmış? Nerede bu Şeyhülislam? Niye biz bilmiyoruz bunu? Ama işte o ona bak biliyor musun? Bak biliyor musun? Bir de güzel böyle kepsler mebisler yapıyorlar kendi. Yani milyonlarca insana bunu ulaştırıyorlar. Yani bu madrabazlıkta eşleri menetleri yok bunların. Şimdi bunun gibi bu bahsettiğiniz mesele de aynı şekilde bir aslı astarı olmayan bir takım söylentileri böyle tekrarlaya tekrarlaya insanların kafasına sokuyorlar. Bir süre sonra olabilirmiş gibi gelmeye başlıyor falan. Bir tekrar sor bakalım o şeyi ben tam o benim bildiğim mi yoksa farklı bir versiyonu mu? Kemal zamanında öğretmen maaşlarının milletvekili maaşlarından daha fazla olduğu söyleniyor. Daha fazla üstelik. Hani bu ne derece? Şunu duymuştum da daha fazlayı duymamıştım. Hani milletvekili maaşı en yüksek öğretmen maaşını geçmeyecek demiş diye söylüyorlardı ama bu versiyonu yeni duymuş oldum. Şimdi onunla ilgili son 2-3 dakikamız kaldı hocam bu bir arada. Bakayım bir veriye ulaşmaya çalışıyorum. Evet. Şimdi bakın 1938 yılında yani Mustafa Kemal'in öldüğü yıl bir görüntü gönderiyorum. Eğer Zeyd Bey himmet eder de onu yansıtabilirse biraz zor olacak kendisi için ama en azından ben vazifemi yapayım. Şimdi 1938 yılının gazetesi diyor ki öğretmen maaşları ilkokullarda 20, ortaokullarda 25 ve liselerde 30 liradan başlaması düşünülüyor diyor. Evet. İlkokullarda 20, evet sol tarafta. Ortalarda 25, liselerde 30 liradan başlaması düşünülüyor. Düşünülüyor. Daha yok ortada bir şey yok yani bir. Hemen yanında da fotoğraf atölyesi için 30 lira aylık ücretle bir çırak alınacaktır. Şimdi denilmiş. Öğretmen maaşının 20 lira. Evet. 25 lira, 30 liradan başlaması düşünülüyor. Daha başlayacak mı, başlamayacak mı onu da bilmiyoruz ama Kültür Bakanlığı fotoğraf atölyesinde çırak için ödenmesi düşünülen aylık ücret 30 lira. Çırak ücreti 30 lira, öğretmen ücreti 20 lira olması düşünülüyor. Şimdi böyle bir aynı ortamda. Aynı tarihe ait değil mi? 1938. Evet. İkisi yani de aynı. Henüz Atatürk sağ. Evet. Onun zamanında. Yani aşağı yukarı 1926 yılında bir öğretmen 6 TL aylıkla şeye başlıyor, öğretmenliğe başlıyor. Ve bu şeyde mesela İnönü'ye, Başbakan İnönü'ye her ay başbakanlık maaşından hariç Atatürk'ün kendi hesabından 1000 lira ödediğini biliyoruz. 6 lira
maaşla göreve başlamış, intihar etmiş bir öğretmen hikayesi var karşımızda. Başbakanlık maaşı alıyor, 1000 lira da buradan şey alıyor. Şimdi yaklaşık olarak o tarihte bir milletvekili maaşı 300-400 lira arasında takriben, yani evet, bizim şeyimiz takriben 300-400 lira arasında, ki bu yolluklar falan dahil değil buna. Bir de onların yollukları olur yıllık. Şimdi bu en az 15-20 kat fazla milletvekili maaşı. Fakat bu bu şekilde bir laf ortada dolaşıyor. Evet. Bundan hiçbir şekilde inanılmayın, istatistik şeyleri ortada, 1930'ların gazeteleri ortada, gidin İstanbul Üniversitesi, Ankara Üniversitesi bu gazeteleri yayınladı. Oradan bakın ve kendi gözünüze görün. Yani işte bakın, daha ilk öğretmen, ilk okul öğretmen maaşının 20 liraya çıkartılması düşünülüyor ya. 20 lira nedir yani? Millet Meclisi ilk açıldığında 1920 yılında 100 TL maaşları vardı Mustafa'cığım. Evet. 1920'de savaş sırasındaki maaşından bahsediyorum. 100 TL. İlk maaş 100 TL. Sonra bu 200'e çıkartıldı yine şeyde ve şu an zannediyorum bunlar şeyde 400 TL yolluklar hariç maaşları vardı. Evet. Bu internet efsanelerine katiyen itibar etmesinler, tavsiyem odur. Peki, bu hafta da programımızın sonuna geldik. Sorular var. Her birini kaydettik ve bunları inşallah ilerleyen programlarımızın konusu haline getireceğiz. Çünkü çoğu çok derinlemesine girilmesi gereken mevzular, meseleler. Yine bu İkinci Dünya Savaşı ile ilgili vakti, yani müsait bir vakitte daha doğrusu bir program yapalım. Bu efsane gerçekten ne oldu yani, hakikaten hem Hitler konuşalım, hem Stalin, hem İkinci Dünya Savaşı. Evet. Çok merak ediliyor ama doğru dürüst anlatılmıyor da bunlar. Evet. Onun için i̇nşallah. Onlara inşallah bir zaman ayıralım. Girelim hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza yüreğinize sağlık. Ben teşekkür ederim. Sevgili izleyiciler, sizlere de çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı akşamlar diliyoruz efendim. Yeniden görüşmek ümidiyle.